motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Abi biraz bir ses şey yapabilir miyiz? Pardon. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Wing 50, Mondial Wing 50 Vespa kopyası bir makina. Ayak marşı var vesaire var. 50cc. Rodaj bakımı yapıyoruz. Rodaj bakımının önemi nedir arkadaşlar? İçindeki temizleme yağını alıyoruz. Yani şu yağı alıyoruz. Şu yağı alıyoruz şöyle. Bunun yerine normal Motul 3000 koyacağız. Motorumuz 50cc. Bu 50cc'ler biliyorsunuz ehliyetsiz kullanılıyor. B ehliyet kullanıyor vesaire. Vergiden muaf. Muayeneden muaf mı orasını bilmiyorum da muayenesi var herhalde. Yani ayağınızı yerden kesiyor. Bir yerden bir yere giderken terlik gibi kullanabiliyorsunuz. Ama bunlarla kendi ekseninizin dışına çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü 50cc olduğu için arkadaşlar 45-50-60'dan sonra gitmez. Hatta 50'den sonra gitmesi doğru değil. Zorlamamamız gerekiyor. Normal kendi eksenimizde sağa sola gidip gelmeye birebir. Görüntü olarak da şöyle bakacak olursak Sinan abimi göster görüntüyü. LED far falan var, her şeyi var. 50cc makinalar orijinalliğini bozmadan kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunları 80'e 100'e falan çevirtme işi falan diyorlar da öyle bir şey yok. Kendinizi kandırıyorsunuz. Silindir çapını, pistonu büyütmekle motorun cc'si büyümez. Orada sivoplar, şavallar, kavallar 50cc. Sen pistonu büyüt. Yani böyle bir şey yok yani. Ama psikolojikmen rahatlamış olabilirsin 80'e çevirdim diye. Çünkü bunun varyatörleri el hızarı gibi. Varyatörden, limitörden kendini durduruyor. Gidemiyor makina. Bunun yapıyorlar evrak üzerinde farklı sahtekarlıkları var. Mesela 70-80cc diye satıyorlar. Aslında motor 100-125cc. Öyleler de var. İşte burada ülkemizde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yerli milli duygularla oynuyorlar. Yani bir ürünü alırken yani piyasaya girebilmek için ilk önce yerli milli duygularla baktık ki için içinden çıkamayınca bu sefer de dini duygularla oynuyorlar. Yani onun için biz de bir motosiklet felsefecisi olarak bunlara karşıyız arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar var. Diyor ki yok işte diyor Anadolu'da böyle yaptılar işte saman dediler, eşek yiyor dediler. Ondan sonra tutulamadı. Şöyle kaldı, böyle kaldı. O Anadolu geçmişte kaldı. Eski bardaklar çardak oldu. O dönemle şimdiki dönem mi değil. Şimdi herkes at cambaz olmuş. Şimdi buradaki yerlilikle Anadolu'nun yapılma sırasındaki yerlilik çok farklı. Bunda madem yerli hadi şu alt motoru yerli yap. Bir tane alt motoru yerli olan bana bir motor gösterin. Yok ya. Yani. Bunu Çin'den hazır bulup düzen al. Doğalgaz borusundan şase yap. Yerli diye sat. Bunu yemezler yani. Öyle de bir durum var arkadaşlar. Onun için şimdiki yerlilerle eski yerlileri karıştırmayalım. Biz de sizler kadar milliyetçiyiz. Biz de ülkemizi seviyoruz. Yani ülkemiz bir yerlere gelsin istiyoruz ama birbirimizi kandırmayalım. Şeffaf olalım. Yani burada kandırmacı ortaya giriyor. Yerli diye, milli diye. İyi sen bana doğalgaz borusundan şase yap. Üstüne de madeni Türkiye'yi yaz. Bütün ürünleri Çin'den, Çan'dan, Çın'dan, şurada malzemeden, buradan giden tenekelerden dökülen malzemeden yap. Ben de onu alayım ülkem gelişsin diye. Orada öyle bir şey yok. Orada seni zengin ediyorum ve gittikçe fakir diyorum. Niye? Habire yolda kalıyorum, habire arıza yapıyorum. Onun için hani biz Japonları niye takdir ediyoruz? Sahtekar değiller, düzgün iş yapıyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı da yine Japon diyoruz yani. Hoşçakalın, hoşçakalın.